Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde 17. hafta karşılaşmasında Aydın Pamukkale Üniversitesi ilk yarının son maçında Bursa ekibi Final Gençliği 76-64 yenerek 4-4 yapmayı başardı. Gümüşler'deki Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu'nda oynanan maça Mahir, Eliriç, Ulu, Polat ve Hasan Beşi ile başlayan Denizli ekibi Holmes ve Oğuzhan Basket ile 2. dakikayı 0-4 geride geçti. Her iki takımın da top kaybı yaptığı mücadelede Gurur'un üçlü ev sahibini skorda ilk kez öne geçirdi ve ilk çeyreği üstün bitirdi. İkinci periyoda Eldridge'in basketiyle giren Aydenpoy, Gürol'un üçlüğüyle farkı 6'ya çıkardı. Ersan ve Buğra'nın karşılıklı basketinin ardından konuk ekip mola almak zorunda kaldı. Melih'in üçlüğüyle skoru 47-32 yapan Horozlar ilk yarıyı da 14 sayılık üstünlükle kapattı. Maçın ikinci yarısına iyi savunmayla başlayan Aydenpoy, Eldridge ve Polat'ın sayılarıyla 23. dakikada farkı 19'a çıkardı. Oğuzhan'ın üçlüğüyle oyunda kalmaya çalışan Final Gençlik, Mos'un serbest atışlarına rağmen son çeyreğe 12 sayı geride girdi. Dördüncü periyot Mos ve Muratcan'ın sayılarıyla skoru 59-51 yapan Final Gençlik önünde Hasan Rezviç 2,5 dakika sonra ev sahibinin ilk sayılarını attı. Ersan'ın üçlüğüyle farkı 13'e çeken konuk ekip önünde Eldridge son 2 dakika skoru 74-59 yaptı. Gurur'un basketiyle son dakikaya 76-59 önde giren Aydenpoy, sağdan 76-64 galip ayrılarak son 4 maçını galip kapattı. Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde 17. hafta karşılaşmasında Aydın Pamukkale Üniversitesi ilk yarının son maçında kendi sahasında mağlup ettiği Bursa ekibi Final Gençlik karşılaşmasının ardından iki takım antrenörleri ve oyuncuları maçı değerlendirdi. Öncelikle 4-4 yaptığımız için sevinçliyiz. Tatil öncesi hata yapmak istemiyorduk. Güzel bir galibiyet aldık. Teşekkür ederim. İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Bunun sonucunda da rakibimiz farklı öne geçti. Oyunun son kısımlarına doğru geri gelmeye çalışsak da olmadı. Farkı korudular. Rakip takımı kutluyoruz. Artık devre arasını iyi değerlendirip, eksiklerimizi giderip, ikinci devreye daha iyi bir başlangıç yaparak yolumuza bakmak istiyoruz. Öncelikle rakibimizi tebrik ediyoruz. Çok iyi basketbol oynadılar. Bütün istediklerini sahaya yapabildiler. Biz de maça iyi başladığımızı düşünüyorum. Bizim gücümüz belli. Yani Pamukkale'nin de gücü belli. Onların hedefleri lige çıkmak. Bu yolda da onlara başarılar deriz. Biz de devre arasını iyi değerlendirip önümüzdeki ikinci yarı maçlarımıza başlayacağız. Söyleyeceklerim de farklı bir kurgu olmayacak ya. Yani işte bizim 7. 8. kaçıncı olacaksak olacağız. Yani playoff'a girmek bütün hedefimiz. Eylül ayından beri, Ekim ayından beri söyleyeyim. Ocak ayı, Şubat ayları işte artık bizim yavaş yavaş hala çok eksiğimiz var. Yani biraz rotar da yapıyoruz gerçi. Neticede o sayesinde dahi bu takımda ne kadar hazır olduğunu bir kere daha herkes gördü. Sakattı, daha sonra iyi hazırlandı. Skele, o sayesinde bir aile olduk hep beraber. Bu playoff dönemine kadar umarım bir aksilik olmaz. Kendi basketbolumuzu sahaya yansıtacağız. Bugün de istediğimiz savunmaya artık böyle %40, %60, %65'lere geldik. Yine çok yedik tabii, 60-55'lerde tutmayı planlıyorduk. Galiba 64 sayı mı oldular? 64 oldular. İki tane üçlük çok ekstraydı bizim açımızdan. Yoksa çok tebrik ediyorum kim soktuysa. Yani değişen bir şey yok. Bizim buradaki tek hedefimiz kendi düzenimizi oturtmak. Gururla ilgili benim bir şey söylemek yok. Zaten o söylüyor. Son aşamaları benim için çok önemli. Benim en büyük özelliğim bu genç oyuncuları sahaya cesur ucuna sokmak ve onların süresini çoğaltmak. Gurur bunu çok iyi değerlendiriyor. Onunla gurur duyuyorum ismi gibi. Bunun dışında daha dediğim gibi bir iki ilavemiz daha olacak umarım 30'una kadar işte veya ikinci devre başlayana kadar. Şimdi 3 gün ara veriyoruz. Herkes hak ettiği gibi dinlenecek çünkü çok ağır geçiyor idmanlar. Özellikle son dönemde. Arkasına bakacağız. Teşekkür ediyorum. Seyirciyle ilgili söylemem gereken en önemli şey
Bugün bir %10, %15 daha artış olması beni çok mutlu ediyor. Bunu üstüne basarak söylüyorum. Sizler de yazarsanız Bahçeşehir Koleji'ne, Denizli'deki Bahçeşehir Koleji'ne çok teşekkür ediyorum. Bugün o %15 artışı onların sayesinde yaptık. Müdür Hanım'ın bu konuda titiz olması, bizi misafir etmesi panelde demek ki her şeyi Denizli için yapıyoruz. Bahçeşehir Koleji'ne bir daha teşekkür ediyorum. Umarım onlar da okul olarak her gün daha da çoğalacaklar. Tebrik ediyorum. Bundan sonraki final maçlarında da finale başarılar diliyorum.